Merhaba değerli kardeşlerim. Osmanlı kuruluş dönemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bir önceki dersimizde harita üzerinde genel şablon olarak arkadaşlarım kuruluş dönemini komple anlattım. Şimdi bunları daha da iyi irdelemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Peki Osmanlı kuruluş dönemi ne dedik? 1299-1453 arası. Peki arkadaşlarım bakın sizler soykütüğünüzü merak edip E-Devlet'ten girip bu nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünü işaretleyip hani soyunuzun nereye dayandığını öğrenmeye çalıştınız değil mi? Peki şöyle bir soru. Osmanlıların soy kütüğü incelendiğinde aşağıdaki boy veya oymaklardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Mesela bunları verir araya kınığı koyar. Bakın kınık Büyük Selçukların kurulmasında etkili Türk boyu değil mi? Ama kayı Osmanlıların kurulmasında etkili Türk boyu. Yani Osmanlılar Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelen kayı boyunun Karakeçili aşiretine mensuptur. Bakın Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelen kayı boyunun Karakeçili aşiretine mensuptur. A Bozok, B Günhan, C Kayı, D Karakeçili deyip E'ye de hiç ilişkili olmayan bir boyu yazıp ÖSYM bunu sorabilir. Peki arkadaşlarım hatırlayın harita çizerken ne dedim? Kayı boyunun Anadolu öncesindeki ilk yerleşim alanı İran'daki Mahan bölgesiydi. Anadolu'da kayı boyunun ilk yerleşim alanı ise Anadolu'da ise Ahlat'tır. Ahlat'taki Sürmeli Çukur. Peki Yassı Çemen Savaşı'nda kayı boyu Anadolu Selçuklarına yardım etti. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat kayı boyuna Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesini yurtluk olarak vermişti. Kayı boyu sonradan inisiyatif istedi. Zayıf Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç'e gitti ve Bizans sınırında bir uç beyliği konumuna geldi. Ve harita üzerinde göstermiştim bir önceki dersimizde. Osmanlı'nın kurulduğu bölge antik çağda hangi adla anılmaktadır? Bitinya. Ne dedik? O dönemde antik çağda Anadolu'da Bitinya, Kapadokya, Pontus, işte Bergama, Komegene gibi antik bölgeler var. Osmanlı'nın kurulduğu bölgede antik çağda Bitinya olarak adlandırılmış. Peki o Bitinya bölgesinde hangi iller var? Bunlar MEP kitabında olmasa vermeyeceğim arkadaşlarım. Bunlar hep Yeni Milli Eğitim kitabında var. Bakın Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bartın, Zonguldak bunlar hep Osmanlı'nın ortaya çıktığı bölge. Bitinya bölgesi. Peki 1277 yılında zaten bakın 1243 Kösedağ Savaşı'nda Moğollar Anadolu'da yoğun katliam yapıyorlar. 1277'de Moğol Abaka Han ayrı bir katliam yapıyor. Ve arkadaşlarım Moğolların yaptığı katliamlara Moğolların Anadolu'da görevlendirdiği valiler bile artık isyan ediyor. Ve Moğolların bir valisi var. Adı Sülemiş. Arkadaşlarım o da Moğollara karşı ayaklanıyor. Buna Sülemiş isyanı deniyor. Hatta şöyle söyleyeyim aklınızda kalsın. O ona Sülemiş, o ona Sülemiş. İşte bu büyük isyanın adı ne? Sülemiş. Büyük bir isyan ortaya çıkmış. Yani Osmanlı'nın kuruluş aşamasında bu tür durumlar da var. Peki yine MEP kitabında olmasa vermeyeceğim bilgiler arkadaşlarım. Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili ortaya atılan tezler, teoriler var. Mesela Paul Wittek Osmanlı'nın kuruluşunu gaza teziyle açıklamış. Demiş ki Osmanlı Hristiyan Bizans'la savaşıyor. Hristiyanlarla yapılan savaşlar gaza ve cihat doğrultusunda. Bu doğrultuda Anadolu beyliklerinden de kısmen destek almış ve gaza cihat ruhuyla Bizans'ın elinden toprak almış demiş. Ve Paul Wittek ilginçtir bu onun görüşüdür. Genel bir görüş değil. Demiş ki Osmanlıların kayı boyuyla alakası yok demiş. Bak kayı boyuyla ilişkili değil. Peki Fuat Köprülü ne demiş? Demiş ki ben Paul Wittek'in gaza düşüncesine katılıyorum demiş. Ama Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde aynı zamanda Selçukların Anadolu'daki etkisinin zayıflaması. Anadolu'da siyasi boşluk var. Osmanlı'nın ilk dönem hükümdarlarının yetenekli olması. Ve Gazian Rum, Abdalan Rum, Bacian Rum, Ahyan Rum gibi güçlerden destek alınması. İlk dersimizde belirtmiştim bir önceki derste yine belirteyim. Bak Gazian Rum, Rum Anadolu'ydu, Anadolu gazileri. Ahyan Rum. Anadolu ahileri, Abdalan Rum, dervişler, erenler, bu el altından İslamiyet'i yayanlar, Bağcan Rum, kadın gönüller. Bak bunlar hep Osmanlı'ya destek vermiş. Osmanlı'nın kurulduğu bölgenin jeopolitik konumu. Bakın Osmanlı zayıf Bizans sınırında kurulmasaydı, Anadolu'nun tam göbeğinde orta noktada kurulsaydı
askeri nitelikleri yüksek olan diğer Anadolu beylikleri içerisinde eriyip giderdi. Osmanlı zayıf durumda durumdaki Bizans sınırında kurulmuş olmasının avantajlarından yararlandı. Peki arkadaşlarım, ilkokuldan beri bize hep denilmez mi Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde neler etkilidir? İşte yok, Balkanlarda mezhep çatışmaları, Avrupa'da yüzyıl savaşlarının olması, gaza ve cihat ruhuyla hareket edilmesi, kurulduğu bölgenin jeopolitik konumundan yararlanılması, Gazian Rum ve Ahyan Rum gibi güçlerden destek alınması, işte Anadolu'daki siyasi boşluğu kendi menfaatine dönüştürmesi, hükümdarlarının yetenekli olması, işte bunların hepsini kim söylemiş? Fuat Köprülü. Yani Fuat Köprülü'nün söylediği teorileri ezberlemenize gerek yok. Bugüne kadar bildiklerinizi söyleyen kim? Fuat Köprülü. Peki Halil İnalcık. Arkadaşlarım bakın, Halil İnalcık birkaç yıl önce vefat etti. Ve KPSS sınavlarında hiç sorulmadı. Halil İnalcık tarihçilerin kutbu, Şeyhül Müverrihin olarak anılan önemli tarihçidir. Adam arkadaşlarım ömrünü Osmanlı tarihine adamış. Ve adam ne diyor? Diyor ki ben en iyi eserlerimi 75-80 yaşından sonra yazdım. 100 küsur yaşında vefat etti arkadaşlarım. Ve hiç sorulmadı. Bak ben bazen ek bilgiler de koyuyorum. Tarihçilerin kutbu veya Şeyhül Müverrihin ifadesi Halil İnalcık için MEB kitaplarında yazmaz. Mesela şöyle bir soru. Tarihçilerin kutbu veya Şeyhül Müverrihin. Müverrih de tarihçi demek aynı zamanda. Yani tarihçilerin şeyhi, tarihçilerin piri. Tamam mı? Olarak anılan Paul Wittig'in ortaya attığı gaza tezini Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili yetersiz gören ve Osmanlı'nın asıl kuruluşunun Moğolların önünden kaçan Türk boylarının Anadolu, Batı Anadolu'ya doğru gelmesi ve Kayı boyunun bunları iyi yönlendirip Rumeli'ye sevk etmesiyle Osmanlı'nın kurulduğunu ileri süren işte tarihçi hangisidir? Cevap Halil İnalcık. Bakın yazmışız. Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Bizans sınırına dayanması ve Kayı boyunun bu nüfus potansiyelini iyi yönlendirmesi. Ne oluyor? Fethettiği yerlere buradaki insanları yerleştiriyor, değil mi? Bence en mantıklı olan da budur. Harita üzerinde de zaten gördünüz, Osmanlı böyle batıya doğru geliyor. Ve Moğolların önünden kaçan Türkler de gelmişti. Osmanlı da ne yapıyor? Onları alıp fethettiği yerlere yerleştiriyor. İşte bu fethettiği yerlere yerleştirme politikasına da ne ad veriliyordu? İskan politikası. Değil mi? Bu Balkanlarda kalıcı hakimiyeti de sağlıyor. Ve bu politika ilk kez Orhan Bey döneminde uygulanmış. Bakın kardeşlerim, buraya bir sürü kavram verdim. Bunlar ÖSYM'nin birçok sınavında seçeneklerde de yer alan detay kavramlar. 2022 KPSS'de biliyorsunuz nizam alem falan vardı. Çoğu öğrenci bağdaştıramamıştı. Aslında basit bir nokta. Yorum yapamamanızdan kaynaklı bir durumda arkadaşlarım. Şimdi bakın, bunları tekrar ele alalım. İstimalet. İstimalet nedir? Adil ve hoşgörülü yönetim politikası. Uzlaştırıcı fetih siyaseti. Yani Osmanlı Balkanlarda ele geçirdiği bölgelerdeki Hristiyan halka uyguladığı politika. Diyor ki taşkınlık yapmayın. Din ve ibadetinizde serbestsiniz. Verginizi ödeyin, keyfinize bakın. Peki. Şenlendirme politikası. Bakın 2022 KPSS'de bu da çıktı. Bakın yeni yerleşim alanları oluşturma, yeni tarım alanları oluşturma politikasına ne ad veriliyor? Şenlendirme. Bak, nizam-ı alem, dünya ve kainata hakim olan düzen ve denge demek. Nizam-ı alem, dünya düzeni arkadaşlarım. Ne dedik? Fatih Sultan Mehmet, devletin bekası için, nizam-ı alem için başa geçen padişah diğer kardeşlerini ortadan kaldırabilir dedi. Değil mi? Kardeş katli helaldir dedi. Niye? Dünya hakimiyeti için bunu söyledi. Peki, evladı Fatihan, birkaç sınavda bu da seçeneklerde vardı. Ne olur ne olmaz diye bunu veriyorum. Ve bunu bir yıl ÖSYM'e soracak bunu da arkadaşlarım. Bakın, Rumeli'nin fethi sırasında Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgede iskan edilen Türklere de ne ad veriliyormuş arkadaşlarım? Evladı Fatihan. Yani Rumeli fethediliyor, sonrasında oraya yerleşen Türklerin çocukları da arkadaşlarım nedir? Evladı Fatihan. Peki, müdara. Arkadaşlarım, Osmanlı'nın kuruluş aşamasında komşu beylik ve tekfurluklarla görünüşte iyi geçinme politikasına ne ad verilir? Müdara. Müdara arkadaşlarım. Yani Osmanlı diyor tamam iyiyiz miyiz ama ben bir güçleneyim, sizlerin de boynunu vuracağım diyor. Peki, kızıl elma. Bakın, günümüzde Afrin'e oraya buraya harekat düzenleniyor değil mi? Ondan sonra askerlerle falan konuşuluyor. Askerler ne diyor? Diyor hedef kızıl elma. Yani ne? Arkadaşlarım, düşler ülkesi, olabildiğince yer ele geçirme ve ele geçirdiğin yere doymama, daha yüksek hedefler kendine, daha yüksek şeyler kendine hedef olarak belirleme.
Yani bakın, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan, ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülkeler veya düşler. Buna ne ad veriliyor? Kızıl elma. Çıkmış sınav sorusunda, seçeneklerde vardı arkadaşlarım. Peki şöyle bir soru. Osmanlı hakkında ilk bilgileri veren önemli müellif kimdir? Bakın, Yahşi Fakih'tir. Yahşi Fakih menakıbnamesinde Osmanlı ile ilgili ilk bilgiler yer almış. Yahşi Fakih arkadaşlarım Gebze'de yaşıyormuş ve Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili bayağı bir şeyler yazmış. Ama adamın yazdığı bu eser kaybolmuş. Yani günümüzde nüshası yok. Bilmiyoruz nereye gittiği şu an için bilinmiyor arkadaşlarım. Peki şöyle bir soru. Günümüzde elimizde nüshası bulunan Osmanlı ile ilgili en eski kaynak o zaman Ahmedi'nin İskendernamesi olur. Ahmedi'nin İskendernamesi. Bakın, Ahmedi'nin İskendernamesi günümüzde elimizde. Ama Yahşi Fakih Menakıbnamesi en eski eser, ama onun arkadaşlarım herhangi bir şeyi yok. Herhangi bir nüshası elimizde yok. Hatta Ahmedi de Gebze'de Yahşi Fakih'i ziyaret ettiği, onun menakıbnamesini okuduğu, İskendernameyi de oluştururken o menakıbnameden yararlandığı belirtilir. Ama dediğimiz gibi Yahşi Fakih menakıbnamesi günümüzde yok. Peki, Osman Bey dönemi. Harita üzerinden birçok şeyi göstermiştim, değil mi? Şimdi tek tek ele alalım. Arkadaşlarım, Osman Bey'in lakabı ne? Fahrüddin. Ve Osman Bey döneminde Bizans İmparatoru'yla Tekfur denilen Bizans valileri arasında sıkıntı vardı. Bunlar merkezi otoriteyi tanımıyordu. Osman Bey de bu durumdan yararlanıp Tekfurların elinden birçok kale, birçok yerleşim yeri almadı mı? Aldı. Nereler? Kulacahisar, Yuntihisar, Karacahisar, İnegöl, Bilecik. Mesela Bilecik'i fethetmesindeki en önemli etken de oradaki demir madeninden kaynaklı. Çünkü zırh, kalkan, kılıç falan hep neden yapılıyor? Demirden yapılıyor. Bir de MEP kitabında bir detay. Alan sınavlarında çıkabilir ama ne olur ne olmaz diye kulak dolgunluğu olsun diye veriyorum. MEP kitabında yazmış. Demiş ki Karacahisar'ın ele geçirilmesinde Domaniçbeli Savaşı etkilidir. Bak, Domaniçbeli Savaşı etkilidir. Ama detay bir bilgi. Peki, asıl kaynakların %90'ına göre Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaş hangisidir? Koyunhisar Savaşı. Diğer adıyla Bafeus Savaşı. Hatta bazı kaynaklar bu savaşa Bapheon da der. Anlaşıldı. Ön lisans sınavında sorulmuştu. Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaş hangisidir diye soruldu. Arkadaşlarım, seçeneklerde Koyunhisar yok. Bafeus'u koymuş seçeneklere. Tekfurlar birçok toprak kaybedince Bizans tekfurları bir araya geliyor, Osmanlı'ya saldırıyor. Bunun sonucunda arkadaşlarım Koyunhisar Savaşı yaşanıyor. Ve bu savaşı Osmanlı kazanıyor. Ve ne dedik? Bu ilk Osmanlı-Bizans Savaşı olarak kabul ediliyor. Ve ünlü Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık Osmanlı'nın kuruluşunu 1302 Koyunhisar Savaşı ile açıklıyor. Diyor Osmanlı bu tarihte kuruldu diyor. Ve Halil İnalcık ne diyor aynı zamanda? Diyor ki 1299 tarihini kim ortaya atmıştır? Arkadaşlarım, 1299 tarihini 1914 yılında Osmanlı'da Tarihi Osmani Encümeni adlı bir kuruluş oluşturuluyor. Ve bu kuruluşta görevli Eftalettin Bey adında bir adam var. Bak, Eftalettin. Özellikle kızlar, bu Falattin'e falan fal atıyorsunuz ya, kahveyi içip resmini çekip atıyorsunuz. Bak, Falattin, Eftalettin. Arkadaşlarım, bu Eftalettin Bey herkese haber salıyor. Diyor ki benim elimdeki kaynaklara göre Osmanlı'nın kuruluş tarihi 1299'dur diyor. Bunun aksini iddia eden varsa elinde belgeleriyle bana müracaat etsin. Kimse adama müracaat etmiyor o dönemde ve biz de hep ne yapmışız? 1299 tarihini kabul etmişiz. Bu Halil İnalcık'ın görüşü. Ama genel olarak biz yine 1299 olarak kabul etmemizde yarar var. Halil İnalcık diyorsa Koyunhisar Savaşı'nı 1302'yi kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz. Peki. Arkadaşlarım, Harmankaya Tekfuru vardı. Kösemihal. O Osman Bey döneminde Müslüman oluyor, Osmanlı'ya katılıyor. Hatta şöyle bir bilgi. Arkadaşlarım, biz Osmanlı ile ilgili günümüze ulaşan en eski araç olarak 1. Murat'ın miğferini kabul ediyorduk. Ama son yapılan araştırmalar doğrultusunda Kösemihal'in kılıcı bulundu. Ve günümüzde İstanbul'da askeri müzede sergilenmekte. Hatta geçen sene bunu Anadolu Ajansı yayımladı. Yani Osmanlı ile ilgili elimizdeki en eski, hani böyle savaş aracı
Arkadaşlarım köse Mihal'in kılıcıymış. Peki. Ardından Ahilerin desteği alınmış arkadaşlarım. Hatta Osman Bey Ahi Şeyhi Edebali'nin kızıyla evleniyor. Ahiler de yoğun olarak Osmanlı'ya destek veriyor. Tabi bu da siyasi bir evlilik. Ardından 1321 yılında Mudanya'yı alıyor. Niye Mudanya'yı alıyor? Çünkü Osman Bey'in en büyük amacı Bursa'yı fethetmekti değil mi? Bursa'nın deniz kıyısında Mudanya ilçesi var. Mudanya üzerinden Bizans tarafından deniz yoluyla Bursa'ya yardım gelmesini önlemek için Mudanya'yı alıyor. Bak Bursa'yı bu şekilde çevrelemiş oluyor. Peki, Osman Bey döneminde ilk bac vergisi alınıyor. Yani çarşı pazar vergisi. İlk bakır para bastırılıyor. İlk bakır para bastırılıyor. Ardından kadı ataması yapılıyor. Kadı ataması da nereye yapılıyor? Karacahisar'a. Atanan kadı da kim? Dursun Faki. Şimdi arkadaşlarım, ben bir gün bir seminerdeyim. Dedim ki Osman Bey döneminde Osmanlı'da ilk bakır para bastırılmıştır. Şimdi eskiden biz diyorduk ki Osmanlı'da ilk para Orhan Bey döneminde gümüş para diyorduk. Ama Bilecik yakınlarında yapılan kazı çalışması sonucunda Osman Bey dönemine ait para bulundu. Bir gün ben kalabalık bir seminer Ankara'da veriyorum arkadaşlarım. Yaklaşık 1000'e yakın kişi var. Şimdi arkadaşlarım seminer verirken dedim ki ilk bakır para Osman Bey dönemindedir. Bir tane öğrenci böyle yırtınıyor var ya. Hocam yanlış bilgi verdiniz. Dedim neyi yanlış söyledim kardeşim? Tabii insanız arkadaşlarım, biz de bir şeyleri yanlış söyleyebiliriz. Farkında olmadan hani sürçülisan edersek de hani özür dileriz hani bundan dolayı. Arkadaşlarım diyor ki hocam diyor Osman Bey döneminde bastırılan bakır para sahteymiş. İşte bunu işte X, Y, Z şahısları böyle söylüyor. Dedim kardeşim bak dedim. Şimdi MEP kitabında diyor ki Osman Bey dönemine ait bakır para ortaya çıkarıldı. Bu bilgimiz değişti diyor. Dedim bu bir devletin resmi kitabı. Pardon. Bir de şöyle bir şey düşün dedim. Mesela dedim var olmayan bir şeyin sahtesi olur mu? Yani bir para var ki onun sahtesi var değil mi dedim. Mesela dedim cebinde para var mı? Var dedi, çıkarttı 20 lira 50 lira. Dedim bak dedim bu 50 lira var. 50 liranın sahtesi olabilir mi? Olur. Ama olmayan bir şeyin sahtesi olur mu? Olmaz. Yani bazen öğrenci bazı şeyleri o kadar irdeliyor ki asıl konuya dönse olayı halledecek zaten. ÖSYM sana bunu mu soracak güzel kardeşim? Pardon arkadaşlarım. Ya bu öksürük falan da geçmiyor arkadaşlarım. İnanın kullanmadığımız ilaç ailece kalmadı. Bu kesik kesik öksürükler hala devam ediyor. İnfluenza salgını zaten almış başını gitmiş. Bir de benim kulağımda iltihap kapmış arkadaşlarım. Antibiyotik kullanıyorum bu ara. Lütfen dikkat edin kendinize. Herkes kırılıyor arkadaşlarım. Okula giden küçük kardeşiniz falan varsa hep onlar getiriyor. Okullar kırılıyor. Aciller falan hep dolu arkadaşlarım. Peki. Osman Bey döneminde fetihlerde etkili olanlar kimler arkadaşlarım? Bu da MEP kitabında olan bir bilgi. Kara Mürsel Alp, Konur Alp, Turgut Alp, işte Samsa Çavuş, Akça Koca, Gündüz Alp. Bak Akça Koca falan arkadaşlarım. Bak Akça Koca. Mesela birazdan ben bahsedeceğim. Kocaeli fethedildi değil mi? Akça Koca'nın adından dolayı oraya Kocaeli denilmiş. Mesela Düzce'nin Akça Koca ilçesi var. Oranın fethedilmesinde o etkili olduğu için. Özellikle mesela batı illerine baktığımız zaman. Mesela Manisa'nın ilçeleri Salihli, Ahmetli, Turgutlu. Hani oraların fethedilmesinde hep o şahıslar etkili olduğu için isimler o şekilde kalmış arkadaşlar. Peki Osman Bey'in adının ilk kez zikredilmesi, Osman Bey'in adını ilk kez zikreden kimdir? Bizanslı tarihçi Pakimeres arkadaşlarım. Bu MEP kitabında yazan bir bilgi. Bana göre çıkarsa alan sınavlarında çıkar. Ama yine kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Relation Historicus adlı eserinde yani Bizanslı gözüyle Türkler adlı eserinde arkadaşlarım Osman Bey'in adını ilk kez zikretmiş. Şimdi arkadaşlarım bunları siliyorum. Orhan Bey ve ondaki diğer padişahlardaki gelişmeleri de tek tek yine tahtaya yazıyorum. Kardeşlerim devam ediyoruz. Orhan Bey dönemi. Şimdi Orhan Bey döneminde 1326'da Bursa fethedilmedi mi? Ve Bursa fethedildikten sonra başkent yapılmamış mıydı? Evet.
Bursa kaybedilince bu durum Bizans İmparatorluğu'nu endişeye düşürmüştü. Büyük bir imparatorluk ordusu oluşturmuştu ve bu doğrultuda 1329'da Maltepe, diğer adıyla Palekanon Savaşı yaşanıyor ve biz bu savaşta yine Bizans'ı yenilgiye uğratıyoruz. Ve bu savaştan sonra 1331'de İznik alınıyor ve İznik geçici başkent oluyor. Ne demiştik? İznik hem Anadolu Selçuklarına hem de Osmanlı'ya kısa süreliğine merkezlik yapan önemli kent. Ardından 1337'de İzmit alınıyor arkadaşlarım ve İzmit'in diğer adı ne? Kocaeli. Bakın böylece Kocaeli Yarımadası'nın fethi de tamamlanıyor. Ardından 1348'de Karaseoğulları alınıyor. Karaseoğulları'nın alınmasıyla bakın ATSB yazmışım, yani Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde ilk adım atılıyor. Karaseoğulları Balıkesir Çanakkale çevresinde olduğu için Rumeli'ye geçişe ortam hazırlanıyor. Karaseoğulları'nın denize kıyısı var, donanması var. Osmanlı donanma gücü elde ediyor. Ve Karaseoğulları'nın önemli komutanları Hacı İlbey'i, Evrenuz Bey'i, Ece Halil, Gazi Fazıl Bey Osmanlı hizmetine giriyor arkadaşlarım. 1353 yılında ne oluyor? Kantakuzen ile Yuhannis arasında taht kavgası vardı arkadaşlarım. Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istemişti. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa bir komutasında bir orduyu Kantakuzen'e yardım için gönderdi Bizans'a. Hem Balkanlardaki Sırp, Bulgar, Macar tehdidi ortadan kaldırıldı, hem de Kantakuzen'in tahtı sağlamlaştırılmıştı. Bu da 2022 KPSS sınav sorusuydu arkadaşlarım. Peki Çimpek Kalesi? Arkadaşlarım, Kantakuzen bu yardımlarından dolayı ne oldu? Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpek Kalesi'ni Osmanlı'ya hediye etti. Osmanlı rahat durur mu? Haritada da göstermiştim. Ne oldu? Karaseoğulları'nın donanmasından yararlanıp hemen bir üzerindeki Çimpek Kalesi'ne asker yığdı. Orası Osmanlı'nın askeri üssü oldu. Ve Çimpek Kalesi Osmanlı'nın Rumeli'deki Avrupa kıtasındaki ilk toprak parçasıdır. Ve ardından Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa ne yaptı arkadaşlarım? Rahat durmadı. Tüm Gelibolu Yarımadası'nı fethetti. Gelibolu Fatih unvanını aldı. Ardından o taraflardaki Çorlu, Bolayır, Tekirdağ, Malkara, Keşan o bölgelerin hepsini arkadaşlarım hakimiyet altına aldı. Ne dedik? Orhan Bey döneminde ülke sınırları bu kadardı. Tahta geçtiğinde bu kadardı. Ne oldu? Ülke sınırları her geçen gün genişledi. Eski sistemle yeni sınırları yönetmek mümkün değil. Teşkilatlanma faaliyetleri başladı. Bunlar da zaten kültür uygarlıkta verdiklerimizdi, değil mi kardeşler? Bakın ne oldu? Divan-ı Hümayun kuruluyor. Vezirlik makamı oluşturuluyor. Bak ilk vezirimiz de Alaaddin Paşa. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruluyor. Yaya, normal yaya askerler, müsellem atlı askerler oluşuyor. Atlı askerlerden oluşuyor arkadaşlarım. Şöyle, o dönemde bu vezir Alaaddin Paşa ve Bursa kadısı Çandarlı Halil Paşa'nın önerileriyle, teklifleriyle yaya ve müsellem adlı ordu kurulmuş. Sonradan Azep, yani Azap Teşkilatı, hani bu bekar Türk gençlerinden oluşan birlik, kültür uygarlıkta söylemiştik ya, bu da kuruluyor. Vakıf teşkilatı kuruluyor. Mesela bu noktada Orhan Bey'in meşhur sözü var. Mal odur ki hayra sarf oluna. Mesela mal odur ki hayra sarf oluna sözünü söyleyerek Osmanlı'da ilk vakıf teşkilatını kuran padişah hangisidir? Cevap Orhan Bey. Peki bu dönemde ilk tersane yapılıyor. Nerede? Karamürsel'de. Bu dönemde ilk gümüş para bastırılıyor ve bu dönemde İznik fethedilince İznik'te ilk Osmanlı medresesi kuruluyor arkadaşlarım. Dönemin ünlü alimlerinden Kayserili Davut bu medreseden sorumlu tutuluyor. Ve ünlü Arap seyyah İbni Batuta Orhan Bey için ne diyor? Türk hükümdarlarının en ulusu diyor. Peki bu İbni Batuta'yı başka yerden hatırlamıyor muyuz arkadaşlarım? Bak elinde ders notları olanlar Türkiye tarihine baksın arkadaşlarım. Türkiye tarihinde ilk sayfada gri bir kutucuk var. Mesela orada ne demiştik arkadaşlarım? Anadolu için Berrü Türkiye tanımlamasında bulunan ünlü seyyah kimdir? Bak İbni Batuta. İbni Batuta Orhan Bey için de Türk hükümdarlarının en ulusu ifadesini kullanmış. Peki Osmanlı'da ilk sultan unvanını kullanan kimdir? Bazı kaynaklar 1. Murat'ı kabul etse de arkadaşlarım İslam ansiklopedisi, akademik kaynakların çoğu Orhan Bey'i kabul eder. Bana göre de doğrusu budur. Ve Orhan Bey Sultanül Kuzat unvanını kullanmış arkadaşlarım. Sultanül Kuzat. Peki. Orhan Bey'in vefatıyla birlikte tahta oğlu 1. Murat geçmiş. 1. Murat'ın unvanı neydi? Murat Hüdavendigar. Yani Allah'ın cengaveri savaşçısı anlamında. Şimdi arkadaşlarım bu dönemde ilk etapta 1363'te Sazlıdere Savaşı var. Arkadaşlarım Rumeli'deki Bizans tekfurları Osmanlı'ya saldırıyor ve Sazlıdere Savaşı yaşanıyor. Ve bu savaşı biz kazanıyoruz ve beraberinde Edirne'yi fethediyoruz.
Bir ince bilgi. Yeni Milli Eğitim kitaplarında bence sorulmayacak bir bilgi var. Ama hani bunu soru olarak çevirip soran bazı arkadaşlar olabilir. Ne olur ne olmaz ben bunun bilgisini vereyim. Yeni Milli Eğitim kitapları şöyle demiş. Demiş ki normalde Sazlıdere Savaşı demiş. Aslında Orhan Bey dönemindedir. Orhan Bey döneminde 1. Murat Şehzade'yken bu savaşa katılmıştır demiş. Ama genel olarak kaynaklarda ne? 1. Murat dönemi içinde veriliyor. Bunu da size kimsenin soracağını zannetmiyorum. Yani hani ÖSYM açısından kimsenin soracağını zannetmiyorum. Bazı işte kitaplarda, sınavlara hazırlık kitaplarında yer alabilir. Gördüğünüz zaman şaşırmayın diye söyledim. Peki 1364 Sırp Sındığı Savaşı. Arkadaşlarım ilk Osmanlı Haçlı Savaşı değil miydi? Bak bu çok önemli. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı. Peki bu savaşı kazanınca ne oluyor? Edirne başkent oluyor. Bak Sazlıdere ile Edirne fethedildi. Sırp Sındığından sonra başkent yapılıyor. Ve bu zaferin kazanılmasında etkili olan da kimdir? Hacı İlbey'dir. Bu da 2022 KPSS sınav sorusudur. Hacı İlbey'in etkisiyle işte Haçlı ordularının mağlup edildiği, Haçlıların mağlup edildiği savaş hangisidir diye soruldu. Sırp Sındığı. Peki arkadaşlarım bu savaşla birlikte Bulgaristan Makedonya yolu da Osmanlı'ya açılmış oldu. Ardından Trakya ve Makedonya prenslikleri ile Çirmen Savaşı'nı yapıyoruz. Bu savaşta kazanıyoruz ve 1. Murat diyor ki birazcık da barışçı yollarla Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayayım. Bu doğrultuda arkadaşlarım Germiyanoğulları ve Hamitoğullarından toprak alınıyor. Germiyanoğullarından toprak nasıl alınmıştı? 1. Murat oğlu Yıldırım Beyazıt'ı Germiyan Bey'in kızıyla evlendirmişti. Pardon. Germiyan Bey'i de kızına çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav gibi toprakları Osmanlı'ya verdiğini açıklamıştı. Ardından Hamitoğullarından 80 bin altın karşılığında Isparta, Yalvaç, Seydişehir, Beyşehir, Akşehir toprakları alınmıştı. Aslında ne dedik? 2022 tarih alan sınav sorusudur. Bak kitaplarımda eski not eski baskılarda da vardır arkadaşlarım. MEP kitabına giren bir bilgiydi. Tarih alanda direkt sordular. Tarih alana göre basit bir soru. Demiş ki 1. Murat'ın Germiyan ve Hamitoğullarından çeyiz veya satın alma yoluyla toprak almasındaki temel amaç nedir? Yani bu beyliklerin Osmanlı'ya toprak vermesindeki temel amaç nedir? Pardon. Karamanoğullarının baskılarına karşı Osmanlı'nın desteğini almak. Çünkü bu vermiş olduğu topraklar Karamanoğulları sınırlarında. Karamanoğulları bu gelmeyen Hamitoğulları üzerinde baskı kurunca bu beylikler de ne yapıyor arkadaşlarım? Karamanoğullarına karşı Osmanlı'nın desteğini almak için bu toprakları veriyorlar. Peki 1388'de Balkanlar'da Osmanlı Plojnik bozgununa uğruyor. Bundan cesaret alan Balkan ulusları daha kalabalık bir ordu oluşturuyor. Ve böylece arkadaşlarım 1389'da 1. Kosova Savaşı yaşanıyor. Yani bozguna uğruyoruz. Hemen akabinde Osmanlı'yı tamamen Balkanlardan atmak istiyorlar. Ve bu doğrultuda 1. Kosova Savaşı yaşanıyor. Peki 1. Kosova Savaşı'nın özelliklerine baktığımız zaman. Arkadaşlarım ilk kez toptan yararlanılıyor. Ama sesinden yararlanıp düşmanı korkutmak için. Düşmanı imha etmek amaçlı değil. Ve bu savaşta ilk kez Anadolu beyliklerinden yararlanılıyor arkadaşlarım. Ve savaş kazanıldıktan sonra 1. Murat savaş meydanını gezerken yerde yatan, ölü taklidi yapan bir Sırp tarafından öldürülüyor. Miloš Obilić tarafından öldürülüyor. Böylece savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir arkadaşlarım? 1. Murat. Bakın, savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahıdır. Hocam buraya bu Miloš Obilić'i niye yazdınız? Bilerek, isteyerek yazdım. Niye yazdım? Sorulacağından değil. Arkadaşlarım, bakın. Bizde bir dönem tarih, coğrafya dersleri, ana dersler falan okullarda seçmeli olsun diye Milli Eğitim bir program açıkladı. Sonradan bizler de Twitter etkinlikleri düzenledik, şu yaptık, bu yaptık, bayağı bir tepki oldu. Ondan sonra dediler ki yok, hani bunlar seçmeli olmayacak. Belli başlı sınıflarda seçmeli oldu tarih dersleri. Ama arkadaşlarım ne oldu? Normalde yine hani seyrine yakın oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyorum. Bizde tarih, coğrafya falan seçmeli olmaya çalışılırken ya ne demek bir insan, bir öğrenci yurdunun coğrafyasını, tarihini nasıl bilmez? Avrupalılar öyle değil arkadaşlarım. Hatırlar mısınız bundan 4 ya da 5 sene önce Yeni Zelanda'da Müslümanlar camide namaz kılarken arkadaşlarım azılı bir Hristiyan camiden içeri girdi ve Müslümanları otomatik silahla taradı. Ve arkadaşlarım bu adam yakalanınca silahın üzerinde ne yazıyordu biliyor musunuz? Miloš Obilić.
Silahın üzerinde 1683 Viyana yazıyordu. 1683 2. Viyana kuşatmasında biz bozguna uğruyoruz ya arkadaşlarım. Adamlar bizleri bozguna uğratmaları, hükümdarlarımızı öldürmeleri, bunlar onlar için övünç kaynağı. Adamlar böyle bir kinle yaşıyor. Aynı süreçte de aynı tarihlerde Türkiye'de tarih coğrafya dersleri falan işte yok seçmeli olsun. Yok üniversite sınavında tarih coğrafya felsefe falan sorulmasın. Biyoloji, fizik, kimya bile seçmeli olsun tartışmaları vardı. Ne oldu? Kolejlerde falan birçok öğretmen işten çıkarılmıştı o süreçte. Dershanelerde birçok öğretmen işten çıkarılmıştı. Yani adamlar arkadaşlarım neler neler yapıyorlar, biz ne yapıyoruz? Arkadaşlarım bakın, tarihini bilmeyenlerin tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Anlaşıldı mı? Coğrafya kaderdir maderdir diyoruz ama bu kaderi değiştirmek de bizim elimizdedir. Yeniden kendimize gelmemiz lazım. Milli bir şuurla hareket etmemiz lazım arkadaşlarım. Hani bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu savaşlar boşu boşuna verilmedi. Peki arkadaşlarım, Orhan Bey döneminde teşkilatlanma çalışmaları vardı. Bakın 1. Murat döneminde de bu teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Ve dikkat edin arkadaşlarım, Orhan Bey dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarının arasına 1. Murat dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarından birileri serpiştirilir. Genelde bugüne kadar bu tarz sorular çok çıkmıştır. Bir de bakın şunu söyleyeyim. Bir yeri fethetmek falan teşkilatlanma çalışması değildir. Anlaşıldı? Kurum kuruluş oluşturma teşkilatlanma çalışmasıdır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir yıl kaymakamlık sınavında çıkmıştı. Orhan Bey dönemi teşkilatlanma çalışmaları arasında hangisi yer almaz diye soru sorulmuştu. İşte demiş vezirlik makamının oluşturulması, yaya ve müsellemadlı ordunun kurulması, vakıf teşkilatının kurulması, işte divan-ı hümayunun kurulması gibi seçenekler vardı. Bir seçeneğe de şunu koymuşlar. İşte İznik'in fethedilmesi. İzmit'in mi fethedilmesi, İzmit'in fethedilmesi falan öyle bir şey koymuşlardı arkadaşlarım. Öğrencilerin hepsi bana Instagram'dan mesaj atmış. Demiş hocam biz bu soruya itiraz edeceğiz. İzmit'in fethi de Orhan Bey döneminde değil mi? Dedim ki arkadaşlarım, bir yeri fethetmek teşkilatlanma faaliyeti değildir. Anlaşıldı? Kurum kuruluş oluşturma teşkilatlanma faaliyetidir. Peki devam ediyorum 1. Murat'ın teşkilatlanma çalışmalarına. Bakın Rumeli Beylerbeyliğini kuruyor. Rumeli'de birçok yer ele geçiriliyor. Buraları yönetmek zorlaşıyor. Ne oluyor? Oradaki birçok yeri tek merkeze bağlıyor. Rumeli Beylerbeyliği oluşturulup merkezi Balkanlardaki Manastır kenti yapılıyor. Nereymiş merkezi? Balkanlardaki Manastır kenti. Ardından arkadaşlarım bu dönemde Kapıkulu Ocağı'nın temelleri atılıyor. Pençik sistemi falan uygulanıyor. Ve arkadaşlarım beraberinde Acemi Olanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı da kuruluyor. Zaten bunlar Kapıkulu Ordu sistemi içerisinde değil miydi? Evet. Tımar sistemi daha teşkilatlı bir şekilde uygulanmaya başlanıyor. Hocam ilk tımar hangisidir? Öğretmenliğe başladığımdan beri öğrencilerin sorduğu şey. Ne yapacaksınız güzel kardeşlerim? Ne yapacaksınız? İlk tımar hangi padişah döneminde diye sana böyle bu şekilde soru sorulmaz ki. Tamam, piyasa kaynaklarında, soru bankalarında sormuşlar. Ne yapalım? Arkadaşlarım bak, ilk tımar sistemi birçok kaynağa göre Orhan Bey'dir. Bazı kaynaklara göre 1. Murat'tır. Bak burada daha teşkilatlı uygulandı diyorum. Ama çıkmış sınav sorusu var. Demiş ki Osman Bey ilk dönem fetihlerinde komutanlarına tımar dağıtmıştır. O zaman arkadaşlarım Osman Bey döneminde de var. O yüzden bu tarz şeylere girmeyin. Hangi padişahın içinde verilmişse kabul edin gidin. Zaten cevap hani o olmaz. Anlaşıldı? Boşu boşuna da bunlara kafa yormayın. Peki arkadaşlarım, Orhan Bey döneminde vezirlik makamı oluşturulmuştu. Bak 1. Murat teşkilatlanmayı arttırıyor. Ne yapıyor? Vezir-i azamlık, defterdarlık, kaz askerlik makamları kuruluyor. Ve veraset sisteminde ilk değişiklik yapılıyor. Ne oluyor? Ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı benimseniyor. Bu durum taht kavgalarını önleyip merkezi yönetimi güçlendirmeye yönelikti. Ve Yeni Mev kitabındaki bir bilgi, Bursa'da ilk saray kütüphanesinde bu dönemde kurulduğu belirtiliyor. Peki, 1. Beyazıt, Yıldırım Beyazıt dönemi. 1. Murat'ın vefatıyla birlikte tahta oğlu Yıldırım Beyazıt geçiyor. Yıldırım Beyazıt'ın en büyük amacı neydi? İstanbul'u fethetmek. Ama arkasını sağlama almak istedi. Bir önceki dersimizde haritada da bunu belirtmiştim. Ne yaptı? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalıştı. Ve beyliklerle amansız bir mücadele içerisine girdi. Ve beyliklerin elinden birçok toprak aldı.
ve bu aldığı topraklarda yönetimi kolaylaştırmak için bu alınan toprakları merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliği'ne bağladı. Bak, 1. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştu, merkezi Manastır'dı. Oğlu Yıldırım Beyazıt döneminde Anadolu Beylerbeyliği kuruluyor ve merkezi Kütahya. Peki arkadaşlarım, Anadolu Beylerbeyliği falan da kurulduktan sonra Yıldırım Beyazıt başladı İstanbul kuşatmalarına. 4 kez kuşattı. Kuşatmalarda yararlanmak için, donanmada yararlanmak için Gelibolu'da tersane kurdurttu. Anadolu Hisarı'nı, diğer adıyla Güzelce Hisarı yaptırdı arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım şöyle bir bilgi. Bak, şuraya yazmasam birçok kişi böyle donuk kalıyor sorduğum zaman. Örgün eğitimde öğrencilerime de sorduğumda hep öyle kalıyorlar. Arkadaşlarım, Fransız yazarlar Yıldırım Beyazıt için şimşek ifadesini kullanmış. Bakın, zaten ne diyoruz? Şimşekle Yıldırım aynı şey değil ama birbiriyle benzeşiyor arkadaşlarım. Ne? Şimşek, bu da Yıldırım. Yani Fransız yazarlar hangi Osmanlı padişahı için şimşek ifadesini kullanmıştır? Yıldırım Beyazıt. Niye böyle bir ifade kullanmışlar? Arkadaşlarım, 1387 yılında 1. Murat döneminde bir Frank yazısı savaşı var. Bu Frank yazısı savaşına Yıldırım Beyazıt sonradan katılıyor ve savaşın seyrinin değişmesinde etkili oluyor. Yani bir yıldırım gibi, bir şimşek gibi savaşa girdiğinden dolayı arkadaşlarım 1. Beyazıt'a Yıldırım veya Şimşek ünvanı veriliyor. Bunda etkili olan savaş, detaydır ama söylüyorum, Frank yazısı savaşı. Yazayım gerçi. Frank yazısı savaşı. Evet. Peki arkadaşlarım, 1396 yılında, yani pardon, şunu söylemeyi unuttum. Yani Osmanlı'nın Şimşek McQueen'i kimmiş arkadaşlarım? 1. Beyazıt, yani Yıldırım Beyazıt. Peki ardından arkadaşlarım, Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmalarına başlıyor. İstanbul kuşatmalarına başlayınca Bizans Avrupalı devletlerden yardım istiyor. Bak, bugüne kadar yapılan Haçlı savaşları hep Balkan uluslarının oluşturduğu ordularla yapılmıştı. Şimdi bakın, ilk kez Avrupalı devletlerin oluşturduğu bir Haçlı ordusu kuruluyor. Balkan ulusları da destek veriyor. Balkanlardaki Nibolu Kalesi önlerine geliyorlar. Ve Yıldırım Beyazıt hemen ne yapıyor? İstanbul kuşatmasını kaldırıp Nibolu Kalesi önlerine gidiyor. Ve Avrupa uluslarından oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğratıyor. Böylece Abbas halifesi Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İklim-i Rum ünvanını veriyor. Bakın, Rum eski dilde Anadolu demek. Anadolu'nun sultanı. Anadolu ikliminin görüldüğü yerlerin sultanı ünvanını veriyor. Bakın ne demişiz? Anadolu'nun sultanı. Dikkat ettiniz mi? Yıldırım Beyazıt'ta hep Anadolu ile ilgili bayağı bir ifade var. Bak, Anadolu Türk siyasi birliği büyük oranda sağlandı. Merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Anadolu Hisarı yaptırıldı. Anadolu'nun sultanı ünvanını aldı. Değil mi? Peki, gel gelelim Ankara Savaşı'na. Yıldırım Beyazıt bir daha İstanbul'u kuşatınca arkadaşlarım, Timur'un önünden kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Celair hükümdarı Ahmet Celair gelip Yıldırım Beyazıt'a sığınıyordu. Yıldırım Beyazıt bunları bana iade et diyordu. Timur Yıldırım Beyazıt'a bunları bana iade et diyordu. Yıldırım Beyazıt da diyor, bana sığınan kimseyi ben sana vermem. O zaman sen de sana sığınan Anadolu beylerini bana ver. Timur bunu kabul etmiyordu. Hakaret dolu mektuplaşmalar ve Timur Anadolu'ya giriyordu. Ve Yıldırım Beyazıt yine İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalıyordu, değil mi? Bir de arkadaşlarım, bu Ankara Savaşı'nda Ankara'daki Kazan Ovası'nda Osmanlı ordusunda bulunan Kara Tatarlar Osmanlı'yı satıp Timur'un safına geçmişti. O yüzden Kazan'daki ovaya ne diyorduk arkadaşlarım? Mürtet Ovası. Kara Tatarlar da Mürtet olarak anılıyordu. Mürtet neydi? Dinden dönen, vatanını satan, vatan haini anlamlarına gelen kavram. Peki 15 Temmuz askeri kalkışması da Ankara Kazan'da başlamadı mı? Başlangıç noktası orada değil miydi? Oradan kalkan uçaklar birçok yeri bombalamadı mı? Hatta o üssün adı da Mürtet Üssü değil mi? Evet. O yüzden tarihçiler ne olarak yorumluyordu Ankara Savaşı'nı? Ankara Savaşı 1. Mürtet Vakası, 15 Temmuz askeri kalkışması 2. Mürtet Vakası. Peki arkadaşlarım, Ankara Savaşı sonucunda ne oldu? Timur Yıldırım Beyazıt'ı esir etti. Oğlu Mustafa'yı esir etti. İlk kez bir Osmanlı padişahı esir düştü. Ve şehzadesi arkadaşlarım Mustafa da esir düşmüştü, değil mi? Ve Timur Anadolu'da güçlü bir otorite bırakmak istemediğinden Anadolu beylerine dedi ki, gidin yeniden beyliklerinizi kurun. Bakın, Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Bu yönüyle
1243 Köseda Savaşı ile benzeşmiyor muydu Ankara Savaşı? Evet. Beylikler yeniden kuruldu. Yalnız bakın buraya bir şey yazmışım. Karaseoğulları ve Kadı Burhanettin beylikleri hariç. Arkadaşlarım, hocam Eretna Devleti'ni de alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz. Zaten Eretna Devleti yıkılıp Kadı Burhanettin onun yerine kurulmuştu. Yani Karaseoğulları, Kadı Burhanettin, Eretna Devleti gibi beylik veya devletler bir daha kurulmuyor. Ama diğerleri yeniden kuruluyor. Ve Fetret Devri başlıyor. Fetret Devri neydi? Kargaşa, buhran, taht kavgası, başsız geçen dönemdi değil mi? Peki, çok güzel bir soru. Ankara Savaşı ile Nibolu Savaşı'nın ortak özelliği nedir? Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması... İçinizden diyenler oldu biliyorum. Çünkü örgün eğitimde de soruyorum. Bak, Nibolu Savaşı Balkanlardadır. Ortak özellik olmaz. Ankara Savaşı ile Nibolu Savaşı'nın ortak özelliği nedir arkadaşlarım? Her ikisinde de savaşlar başlayınca İstanbul kuşatmalarının kaldırılmış olmasıdır. Peki, MEB kitabında bir detay. Hatta 2022 KPSS sınavında da sorulan bir şeydi. Nizam-ı Alem. Bakın, Türk hükümdarlarının dünyadaki diğer devlet ve milletleri hakimiyet altına alarak yönetmesi fikrine Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresi denilir. Mefkure, ülkü. Peki bu mefkure, yani ülkü, İslamiyet'in kabulünden sonra Nizam-ı Alem fikriyle birleşerek, yani dünya hakimiyeti fikriyle birleşerek ne oluyor? Osmanlı tarafından ileri bir seviyeye taşınmaya çalışılıyor. Peki arkadaşlarım, daha vereceklerim bitmedi. Bunları siliyorum. Tabi Fetret Devri, Çelebi Mehmet, 2. Murat, o gelişmeleri de yine tahtaya yazayım. Mümkün olduğunca bunları tahtaya yazıyorum ki daha önceden size vakit kaybettirmemek için. Anlatırken yazarsam 3 katı video olur arkadaşlarım. Amaç zaten size vakit kazandırmak. Zaten sizler zamanla yarışan insanlarsınız arkadaşlarım. Kardeşlerim, devam ediyoruz. Bakın, Fetret Devri. Ankara Savaşı'ndan sonra ne oldu? 1402-1413 yılları arasında sürecek 11 yıllık Fetret Devri başladı. Bakın, Fetret Devri direkt taht kavgasıdır demek yanlış olur. Kargaşa, buhran, başsız geçen dönem anlamına da gelir Fetret Devri. Ve bu Fetret Devri'nde arkadaşlarım, Yıldırım Beyazıt'ın 4 oğlu birbiriyle 11 yıl boyunca mücadele ediyor. Bunlar kim? İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman Çelebiler. Mesela bakın, bu kadar detaylarına girerler mi bilmem ama ben yine vereceğim. Bakın, İsa Çelebi Balıkesir'de hükümdarlığını ilan ediyor. Bak, İsa Çelebi, İsa'yı İse diyeyim, A'ya çevireyim. Bak, Balıkesir, Balıkesir çevresi Karasi yöresi olarak da geçmiyor mu? Karasioğulların olduğu bölge. Bak, İsa, tersten okuyayım bak, İse. Bak, İsa, İse. Balıkesir, bak, İse, İsa. Tamam mı? Peki, ardından Musa, Bursa, Süleyman Çelebi Edirne'de, yani Rumeli'de hükümdarlığını ilan etmiş. Bir de ben daha önce size söylemiştim. Bakın, kültür uygarlığı anlatırken. Amasya'da şehzadelik yapanlar genelde hep tahta çıkar dedik değil mi? Bak, Mehmet Çelebi de Amasya'da hükümdarlığını ilan etmiş. Dolayısıyla arkadaşlarım, Mehmet Çelebi tahta çıkmayacak mı? Birinci Mehmet olarak. Evet. Burada bir zorlayıcı Süleyman Çelebi var. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle bildiğimiz zaman zaten diğeri de Süleyman Çelebi. Bu da Edirne Rumeli taraflarında hükümdarlığını ilan etmiş. Peki şöyle bir soru. Fetret devrinde İstanbul'u kuşatarak İstanbul'u ele geçirdiği zaman tahta geçeceğini düşünen şehzade hangisidir? Musa Çelebi, ama bunda başarılı olamıyor. Ardından arkadaşlarım, bu Fetret devrinde Osmanlı'dan Balkanlar'da kopma olmadı demiştik. İnce bir bilgi, sadece Selanik elden çıkıyor. Sonra Osmanlı burayı ele geçiriyor. Peki Balkanlar'daki halk neden Osmanlı'dan kopmadı? Osmanlı parçalanma tehlikesi geçirirken? Çünkü arkadaşlarım, Osmanlı Balkanlar'da adil ve hoşgörülü fetih politikası, yani istimalet politikasını uygulamasından, uzlaştırıcı fetih siyaseti uygulamasından dolayı. Bir de Timur Balkanlar'a geçmedi arkadaşlarım. Balkanlar'a geçmeyince Balkan ulusları da Osmanlı'dan kopmadı. Peki, Mehmet Çelebi ne yaptı? Diğer kardeşlerinin varlığına son verdi ve başa geçti. Hatta bir detay, Fetret devrinde arkadaşlarım, Ulubat Savaşı, Çamurlu Derbent Savaşı adlı savaşlar da şehzadeler arasında yaşanmış. Çelebi Mehmet tahta geçiyor. 1413-1421 yılları arasında tahta. Devleti parçalanmaktan kurtardığı için, Fetret devrine son verdiği için Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak anılan padişah hangisidir? Ön lisan sınav sorusu. Cevap Çelebi Mehmet.
Bak ne diyoruz? FETÖ'ye son verdiği ve devleti parçalanmaktan kurtardığı için. Peki bu dönemde Çalıbey Deniz Savaşı, diğer adıyla Lapseki Deniz Savaşı vardı. Bu savaşı Venediklerle yapıyoruz ve donanmamız henüz kuruluş aşamasında olduğu için Venediklerle yaptığımız bu ilk deniz savaşını kaybediyoruz. Ardından Çelebi Mehmet Anadolu Türk siyasi birliğini yeniden sağlama çalışmalarına ağırlık veriyor. Saruhanoğullarını hakimiyet altına alıyor. Hatta Balkanlarda Eflak dolaylarına falan akınlar düzenliyor. Ardından bu dönemde arkadaşlarım Osmanlı'da toplumsal nitelikli ilk büyük isyan olarak kabul edilen Şeyh Bedrettin isyanı çıkıyor. Ve bakın bu isyan dini, ekonomik ve siyasi içerikli bir isyandır. Çok detaylı bir isyandır aslında. Arkadaşlarım Şeyh Bedrettin Simavna kadılığı yapmış biri. Ve Musa Çelebi'nin de arkadaşlarım kaz askeriymiş. Ve Musa Çelebi'nin tahta geçmesi için yoğun çaba harcamış. Çelebi Mehmet tahta geçince onun tahta geçişini kabul etmemiş. Yani ayaklanmasındaki siyasi etken nedir? Musa Çelebi'nin tahta geçmesini istemesi ve onun öldürülmesini hazmedememesi. Peki ekonomik neden nedir arkadaşlarım? Devletin halktan aldığı ağır vergilere bir dur demesini bilmesi için etrafını örgütlüyor. İşte ayaklanmasındaki etkenlerden ekonomik neden de devletin halktan aldığı ağır vergiler ve dini neden. Bak bu da çok ilginç. Arkadaşlarım o dönemde erkekler 3-4 kadınla evleniyor değil mi? O da diyor ki İslam'da reform öneriyorum. Tek eşlilik geçerli olsun. Yani ayaklanmasındaki dini etken de budur arkadaşlarım. Ve etrafında birçok insan toplanıyor. Hatta bilmiyorum dinlediniz mi? Ahmet Kaya'nın arkadaşlarım Şeyh Bedrettin adlı parçası vardır. Mesela orada Torlak Kemal Börklüce Mustafa adında şahıslardan da bahsedilir. Torlak Kemal Börklüce Mustafa arkadaşlarım Şeyh Bedrettin'in müritleridir. Biri Aydın dolaylarında, biri İzmir dolaylarında ayaklanmıştır. Ama bunlar yakalanıp arkadaşlarım idam ediliyor. Şeyh Bedrettin'in kendisi de Balkanlarda Deli Orman civarında ayaklanıyor. Ve arkadaşlarım Şeyh Bedrettin yakalanıyor. Günlerce kadı onu yargılıyor. Kendisi de kadılık falan yapmış ya, kaz askerlik falan yapmış ya, şeriatı çok iyi biliyor. Kadı bir açık bularak bunu idam etmek istiyor. Ne söylediyse hepsine cevap veriyor. En son en uçuk bir bahanede arkadaşlarım, en ufak bir bahanede ne oluyor? Şeyh Bedrettin idam ediliyor. Peki. Ardından bu dönemde Timur'un Semerkant'a götürdüğü Mustafa yanına ordular alarak ne yapıyordu? Birinci Mehmet'e karşı, Çelebi Mehmet'e karşı ayaklanıyordu. Ama ne dedik? Bazı Osmanlı tarihçileri bu gerçek Mustafa değil demişti. O yüzden bunun çıkarttığı isyana Düzmece Mustafa isyanı denilmişti. Bu Çelebi Mehmet'le mücadele ediyor. Yenilince arkadaşlarım gidip Bizans'a sığınıyordu. Değil mi? Peki. Bu tahtı ele geçirmek için bir isyan olduğu için taht kavgası niye nitelendiriliyor? Ve pençik sistemi. Bakın. Daha önce kültür uygarlıkta bahsetmiştim. Ele geçirilen esirlerin 5'te 1'inden askeri alanda yararlanılmasına pençik sistemi deniliyor. Ve bu 1. Murat döneminde Çandarlı Karahalil'in çalışmaları ile uygulanmaya başlanmış. Ama Ankara Savaşı'ndan sonra bu uygulanma benimsenmemiş. 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet bunun yerine devşirme sistemini önermiş. Bak devşirme sistemini öneren kim? Çelebi Mehmet. Ve devşirme sistemi arkadaşlarım Çelebi Mehmet'ten bir sonra tahta geçen oğlu 2. Murat döneminde de ne olmuş? Kanunlaşmış. Anlaşıldı. Peki şimdi geçelim 2. Murat dönemine. 1421-1451 yılları arasında tahta yer almış. Taht kavgalarına son vermiş. Şimdi arkadaşlarım Düzmece Mustafa Çelebi Mehmet döneminde Çelebi Mehmet'le mücadele edip yenilince Bizans'a sığınmıştı. Peki Düzmece Mustafa gerçekse 2. Murat'ın amcası olmuyor mu? Evet. Bir de bunun kardeşi bak Şehzade diyoruz. Kardeşi Şehzade Mustafa ayaklanıyor. İkisi de tahtı ele geçirmek için ayaklanıyor. İki Mustafa isyanı var. Arkadaşlarım 2. Murat ikisini de yakalatıp boğdurtuyor. Böylece taht kavgalarına son veriyor. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için beyliklerle mücadeleye girişiyor. Bak ATSB diye kısaltmışım. Germiyan Beyliğinden miras yoluyla toprak alıyor. Germiyan Bey'i Yakup Bey'in vasiyeti var. Ben ölürsem topraklarım Osmanlı'nındır diye bir vasiyet. Ve bu noktada Germiyan Beyliği'nin topraklarının büyük bir kısmı miras yoluyla Osmanlı'ya bağlanıyor. Ardından Aydın, Menteşe, Hamitoğulları'nın varlığına da son verildi. Bak. Yıldırım Beyazıt döneminde bunlar büyük oranda hakimiyet altına alınmıştı ama Ankara Savaşı'ndan sonra bunlar yeniden bağımsızlığını kazandı ya. İşte Çelebi Mehmet de 2. Murat da Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni yeniden sağlamak için bu tarz faaliyetlere yöneliyor.
Ve arkadaşlarım 2. Murat döneminde Balkanlarda yoğun olarak Macarlarla bir mücadele vardı. Ve arkadaşlarım Macarlarla ve Yeni Map kitabının alması Yeni Map kitabını da aldığı kadarıyla arkadaşlarım Sırpları da kabul etmiş. Eskiden hep Macarlar yazardı. Macarlarla 1444 yılında Edirne Seged'in anlaşmasını imzalıyor. Ve anlaşmaya bir madde koyduruyor arkadaşlarım. Ne? İki taraf da Tuna Nehri'ni geçmeyecek ve anlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacak. Niye anlaşmaya böyle bir madde koyduruyor? Çünkü küçük yaştaki 12 yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmet'e tahtı bırakacak, değil mi? Fatih Sultan Mehmet'e tahtı bırakacak. Hani 10 yıl boyunca Fatih yönetim tecrübesi kazanır diye düşünüyor. Ve kendisi de arkadaşlarım tahttan feragat edip işte inzivaya çekilip kendisini ibadete adamak istiyor. Bakın şöyle bir bilgi. Dikkat ettiniz mi? Muratlar ilginç. Mesela 1. Murat savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı. 2. Murat tahttan kendi isteğiyle feragat eden tek Osmanlı padişahı. Oğlu Alaaddin'in ölümüne çok üzülüyor. Elini eteğini her şeyden çekiyor, değil mi? Hani ilk videoda, bundan önceki videoda onları anlatmıştım. O yüzden tekrar hani detaylı anlatmıyorum. Ve arkadaşlarım bak tahttan kendi isteğiyle feragat ediyor. Tabi sonradan Fatih Varna Savaşı öncesinde ne yapacak? Ona mektup yazıyor. Onu tekrar tahta davet edecek. Yani tahttan kendi isteğiyle feragat eden 2. Murat, savaş meydanında şehit düşen tek padişah 1. Murat'tır. 1. Murat döneminde 1. Kosova, 2. Murat döneminde 2. Kosova Savaşı vardır. Peki arkadaşlarım, 1444 yılında küçük yaşta bir padişahın tahta geçtiğini öğrenen Macarlar önderliğinde büyük bir Haçlı ordusu oluşturuluyor. Bak aynı tarih. O yüzden bak bu anlaşma da yürürlüğe girmiyor. Macarlar bu durumu öğrenince etrafında organize oluyor diğer Balkan uluslarıyla, saldırıya geçiyorlar. Bu süreçte ne? Fatih babasına diyor, eğer padişahsan gel ordunun başına geç. Eğer padişah bensem sana emrediyorum, gelip ordunun başına geçeceksin. 2. Murat geliyor, tahta geçiyor. Varna Savaşı'nda Haçlıları paramparça ediyor. Bunun öcünü almak isteyen Balkan ulusları daha kalabalık bir Haçlı ordusu oluşturuyor. Bu sefer 2. Kosova Savaşı patlak veriyor. Bu savaşı da Osmanlı kazanıyor arkadaşlarım. Ve bu savaşla birlikte Balkanlar kesin olarak Türk yurdu oluyor. Bu yönüyle arkadaşlarım sonuçları bakımdan Mirya-Kefalon Savaşı'na benziyor. Mirya-Kefalon Savaşı ile Anadolu Türk yurdu olduğu kesinleşmişti. Bununla Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Ve bu savaşta Yeniçeriler ilk kez ateşli silah kullanmışlar. Ardından arkadaşlarım 2. Murat döneminde İstanbul kuşatılıyor ama alamayacağını anlayınca kuşatmayı kaldırıyor. Peki kuruluş döneminde Osmanlı hanedanlığından kimler İstanbul'u kuşattı? Yıldırım Beyazıt 4 kez kuşatmıştı. Musa Çelebi Fetret devrinde kuşatıyor. 2. Murat kuşatıyor, alamıyor ve 2. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet kuşatıp alacak. Ve Osmanlı'yı yükselme dönemine geçirecek. Şimdi arkadaşlarım, 2. Murat tahttan kendi isteğiyle feragat ettiği zaman tahta Fatih geçince küçük yaşta 12 yaşında Yeniçerilere buçuklu ödeme yapıyor. İşte bu da ilk Yeniçeri isyanının çıkmasına neden oluyor. Buna Buçuktepe isyanı deniliyor. Bu isyan bastırılıyor. Hatta ayarı düşük akçeyle ödeme yapılıyor. Bu da Osmanlı'daki ilk devalüasyon olarak kabul ediliyor birçok kaynağa göre. Peki 2. Murat'ın özelliklerine baktığımız zaman Ebul Hayrat, hayır babası falan olarak biliniyor. Yaptırdığı böyle önemli eserlerden dolayı. İlk şair padişahtır. Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Madeni paralara kayı boyunun damgasının vurulması ilk kez bu dönemdedir. Osmanlı soyunun kayı boyuyla ilişkilendirilmesi çalışmaları ilk kez bu dönemdedir. Bunlar hep Yeni Map kitabında var. Türkçe, Oğuz Türk kimliğinin ön plana çıkması yine bu dönemdedir arkadaşlar. Peki, altta bir kodlama yaptım. Bunu birçok tarih öğretmeni arkadaşımız da yapar. Bakın, kuruluş dönemindeki Osmanlı Haçlı Savaşları. Sınav 2 diye kodladık. S, Sırp Sındığı. I 1. Kosova, N Nibolu, A'yı atıyoruz Ankara falan değil. V Varna, 2 de 2. Kosova arkadaşlarım. ÖSYM kuruluş döneminde Osmanlı Haçlı Savaşları arasında hangisi yer almaz diye daha önce LYS sınavlarında da falan çok sordu. Bunların arasında Koyunhisar veya Bafeus, Maltepe veya diğer adıyla Palekanon Savaşları'nı yerleştiriyor. Bakın bir savaşın Haçlı Savaşı olabilmesi için birçok Hristiyan gücün bir araya gelmesi lazım. Koyunhisar ve Maltepe savaşları direkt Bizans'ta yapıldığı için onlar Haçlı Savaşı mahiyetinde değildir kardeşlerim. Evet kardeşlerim, çok şükür Osmanlı kuruluş döneminde bitirmiş olduk.
Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Umarım güzelce verim alabilmişsinizdir. Bakın harita üzerinde anlattım. Bir sonraki dersimizde de tek tek yazdım, ince irdeledim. Çünkü dikkat edin, son 3 yıldır falan kuruluş veya yükselme döneminden Osmanlı garanti bir soru sormaya başladı. Ne olur ne olmaz diye ben yine tek tek irdelemeye çalıştım. Önemsediğim bilgiler bu doğrultudadır arkadaşlarım. Umarım verimli olabilmişimdir. Siz de bunları güzelce tekrar edin arkadaşlar. Artık yoruldum herhalde, dilim sürçmeye başladı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Memleketlerinizde selamlar, saygılar. Görüşürüz.